Gel. Kumandanım, faytonunuz hazır. Güzel. Şunları kemer altındaki lostraya götür. Albay Cevdet'in diye söylemeyi de ihmal etme. Emredersiniz. Al şunları sola koy. Gün görsün, güzel kurusun. İskalirse mahvederim seni ha. Koskoca komitenin postali. Subayları öldüren bir Osmanlı askeri. Bırak Yunanlılardan bilsinler. Ama bu kara propaganda olur paşam. Hangisi daha çok işimize yarar Cevdet? Direniş için güçlenmemiz, adam toplamamız lazım. Hangisi daha çok işimize yararsa onu yapacağız. Allah rahmet eylesin. Bunlar da vatanın kurtuluşunu isterlerdi. Daha önemlisi, o silahları bulmak zorundayız Cevdet. O silahlar olmadan direnişin de örgütlenmenin de hiçbir anlamı yok. Silahları bulmak zorundasın. Bizim ölen subaylardan biri Yusuf. Ölmeden evvel benim kulağıma bir isim fısıldadı paşam. Eftalya. Müftelya. Nihayetinde bir isim. Anlamı ne, silahlarla bahane bulamadım henüz. Elimdeki tek ipucu bu. O zaman Eftelya'nın peşinden gideceksin. Devlet. Senin başka bir derdin daha var Cevdet. Zaten yükün ağır. Daha fazlasını taşıma. Anlat. Azize paşam benden boşanmak istiyor. Bana gücenme. Ama isabet olmuş. Vazifeni hafife aldığımı düşünme sakın. Aileni karşına almak da zor elbet. Lakin mesuliyetin ağır. Daha önemli hiçbir şey yok. Ailen aklına dolanıyor. Seni mantığından ediyorsa onlardan uzak durmalısın. Ben bu yükü ilelebet taşırım. Bu vazife için canımı da veririm. Ailemden de uzak kalırım kalmasın ama artık. Bu vakitten sonra bu kopmak demek, bitmek demek paşam. Mütemadiyen düşünüp duruyorum, bunun başka bir yolu yok mu? Ben ailemi bir defa daha yalnız başlarına bırakmak istemiyorum. Cevdet komutan, bilirsin bu yolda hiçbir şeyden korkmam. Lakin senin duygularına yenik düşmenden korkarım. O nasıl söz paşam? Senin vazifeni Azize bilirse ne olur biliyor musun? Senin kadar güçlü kalamaz. Evlatların bir gün sana kötü davranırsa, içi almaz onlara söylerse ne olur? Heh, sen söyle.
Vatan hainin evladı diye başları derde girerse, can havliyle söylerlerse ne olur sen söyle. Kendinin, vatanının, ailenin hayatını tehlikeye atarsın. Bu yüzden ihtiyatlı ve güçlü olmak zorundasın. Velakin Azize onu boşamanı isterse buna direnme. Ailene kavuşmanın yolu onlardan ayrı düşmekse ayrı düşeceksin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.